Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için ormanda Kindred oynayacağım. Kindred üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bu noktada hemen avcı palamıza doldurulabilir iksirimizi ve totemimizi alıp mavi güçlendirmemize doğru gidiyoruz. Mavi güçlendirmeyi alıp direkt Jax'ın kırmızısına gitmek istiyorum. Tabi bu noktada ormanın neresinden başladığını da bilmemiz gerekiyor Jax'ın. Bu yüzden rakibin kompozisyonunu takip edeceğiz. Ona göre oynayacağız. Bu noktada Kindred'a ben keskin sağanak rünü ile birlikte girdim. Çünkü bu rünle birlikte çok çok daha aktif oluyor karakter. Zaten mekanik anlamda güçlü ve keskin sağanakla da birleşince ilave atak speedinizle birlikte rakibi çok rahat bir şekilde düşürüyorsunuz. Üçlü bir şampiyon. Bu noktada ilk olarak Jax'ı işaretliyoruz. Çünkü rakip ormancı. Ormanda onunla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Ve 1v1'de ona ilave hasar verebilmek istiyoruz. Bu noktada da Jax'ı işaretlemek en mantıklı tercih. Ben yine rünlerin tamamını da açıklama kısmına koyarım. Siz açıklama kısmından da tamamına erişirsiniz. Eğer benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar varsa aranızda hem Discord adresimiz hem Facebook grubumuz hem de Instagram adresim hepsi açıklama kısmında mevcut. Oralardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. İlk olarak W yeteneğimle başlayacağım. Buradaki orman kampını hızlı bir şekilde alacağız. Trine'le birlikte o da güzel bir hasar verecektir. Ardından da direkt Jax'ın orman kampına koşacağım. Bu noktada tabii ki dediğim gibi hani rakip ormancının da nereden başladığını bilmek önemli. Kırmızısından başlamış çocuk. Okey. Planlar birazcık yattı bu noktada. Güzel. Hemen de şuradan şu arkadaşı keselim. Çarpımı buna kullanmak istemiyorum. Yampiri yengece kullanacağım. Ne olur ne olmaz. Jax buraya belki çarpı olmadan gelir ve onu yakalayıp düşürürüz. Şu an başlangıcım fena değil. Bir de pasifimizde bunu işaretlemiş olmamız da ayrı bir güzel oldu. Burada bedavaya bir pasif kazanacağız. Ben şöyle Yasuo'yu işaretleyeceğim. Belki orta koridorda bir hata yapar. Ve biz de Orianna ile birlikte bu çocuğu düşürürüz. Takip etmedi Orianna maalesef. Kırmızı güçlendirmeme gitmem lazım. Jax bu noktada benim direkt kırmızıma gitmiş olabilir. Hani kendi kırmızısını aldıktan sonra ama. Zannetmiyorum. Yine de temkinli olmakta her zaman fayda var. Bu arada Kindred'ı sevdiğim bir orman karakteri. Hasarı falan çok fazla. Rakibi rahat bir şekilde geç oyunda düşürebiliyorsunuz. Twitch oradan almaması gereken skorları aldı maalesef. Tabi Blitz olduğu için rakip kompta erken oyunda güçlüler birazcık daha. Üzün be, üzün. Burada gelirken gördüm yani çocuğu. Belki dedim ölmez. Fark eder geri çıkar ama çıkamadı. Anla ki yapacak bir şey yok. Train dikkat etmesi lazım. Muhtemelen hani Jax ona da gidebilir. Bu arada Jax da Kara Hasat rünüyle girmiş. Bence yanlış bir başlangıç. Şu an Jax'la kesinlikle karşılaşmak istemiyorum. Erken oyunda bana karşı güçlü siteye ihtiyacımız var. Güçlenene kadar sabırlı duracağız. Burada hemen top lane'e de gidebilirim bu arada baskına. Çarp eşyası olarak kırmızı çarp eşyasını tamamlıyorum. Rakibin hasarını düşürebilmek ve ben rakibe daha fazla vurabileyim diye. Hemen şöyle Vlad'ı da işaretleyelim. Tabi Tryle ile birlikte kesebilir miyiz bilmiyorum ama bu çocuk 6 olmadan kesmemiz lazım. Çünkü sonrasında kesmemiz çok çok zor olabilir. Train Ignite olması da bize bir avantaj sağlayacaktır bakalım. Jax en son üst ormandaydı. Burada benim pasifim gittiğine göre kuşları kesmiş. Bak 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 bak. Jax'ı görüyorsun. Jax orada olduğu için kendine güvenli oynuyor çocuk. Keşke devam etseydin.
Flash atmana gerek yoktu be dostum. Hani burada zaten skoru çıkartacaktık. Hemen şuradaki şeyi de alalım. Burada Vlad çok erken bir W kullandı. Bu da onun düşmesine neden oldu. Jax hala buralarda bekliyor. Okey Jax'cığım. Dalsa bu arada beni keserdi. Hasarını tahmin edemedi o da. Mid'e doğru ben bir gideyim. Belki Yasuo'yu keseriz. Belki bir ihtimal. Bu arada dakikaya göre siteğimizin 2 olması da hiç fena değil. Yetmedi ya. Hasar yetmedi. Bu arada bizim bot çok kötü kaybediyor. Bir şekilde onlara da gitmem lazım ama şu an alt ormana gireceğim. Direkt şurada pasifimi çıkartabilirsem çok çok hoş olur. Güzel. Pasifimize bir dalga daha kattık. Space atacak. Yetişemeyeceğiz. Kayacılarıma gideceğim. 6 level olduğumda bu arada çok çok rahat ediyorum. O yüzden 6 levelimi sabırlı bir şekilde beklemem lazım. Devam etsek kesemez miydik? Birazcık geri çıktı bizim takım. Onlar geri çıkınca ben de korktum. Şu an totemim yok. Şuraya totem atmaları lazım. Totemsiz oynamamaları gerekiyor. Yasuo'nun da midde flash'ini aldık. Orianna biraz pasif kalıyor. Hani beni desteklese çok rahat alabileceğimiz skorlar var. Ama korkak davrandığı için maalesef bir şeyler çıkartamıyoruz. Yani Kindred oynarken takımınızın sizi mutlaka desteklemesi lazım. Eğer sizi desteklemezlerse hiçbir sonuç çıkartamazsınız. Çünkü kitle kontrolü fazla olan bir şampiyon değil. Bir E yeteneğinizin getirdiği kitle kontrolü var. Takasları kaybedeceğiz. Üzdü. Keşke oraya alınca buraya doğru gelseydi. Veya ben burada hiç takımın yanında durmasaydım. Zaten iki skor verecektik. Yani salıp geçseydim. Üzdü maalesef. Oraya alınmamız dediğim gibi çok pasif kalıyor. Baya baya pasif kalıyor hatta. Üzücü bir durum. Neyse şuradan bir ayakkabımı tamamlayayım. Takımı da çok fazla flamelemeye gerek yok. Hani burada tilt olmanın pek lüzumu yok. 3 skorun birinde varız maalesef. Bu da üzücü. Bak Orianna takip etmediği gibi de burada Jax baskınlıyor. Hani ne bileyim enteresan. Top lane'imizin görüş skoru yok ama çocuk iyi durumda. Hemen kırmızı güçlendirmemi veya burada Yampiri yengece gitmem lazım. Muhtemelen Jax burada Yampiri'yi kendi lane'e yazdıracaktır. Neyse onu ona salalım artık. Bu arada Vlad'ı tapa verdiler. Jax'in flash ile birlikte burada çok güzel burst yedi. Yani adam Karahasat rünü ile birlikte oynuyor ve buradan ekmek yiyebiliyor ya. Çok üzücü bir durum. Cidden çok üzücü bir durum. Bilmiyorum nasıl olacak bu oyun. Ayakkabımı tamamladım. Ya karakterim geç aşamada açılıyor ama şu an hani erken aşamaya gene güzel girdik. 4 stack hiç fena değil. Ama devamını getiremiyoruz. Yani bu Jax'in bu Karahasat tüklerini toplaması hiç hoş değil. Train ultisi var. Kesti bu çocuğu. Çok güzel. Okyanus ejderini ona bırakalım artık. Burada birazcık orman döneceğim. Level'e tecrübeye ihtiyacım var. Altına ihtiyacım var. Sürekli fight atarak bir sonuca varamıyoruz çünkü. Allah'tan Trine'imiz iyi durumda. Hani o birazcık içimi rahat ettiriyor. Tabii o da belli müddet sonra Jax'a karşı koyamayacaktır.
Uryanma'yla işimiz çok zor. Gerçekten işimiz çok zor. Bizim çocuğun buradan çıkması lazım. Bizim şu an bot lane'in orada iki kişi olmasının hiçbir anlamı yok ya. Bu da alamete yetişiriz bence ama çarpım yok. Yani pek bir anlam ifade etmiyor yine buraya gidiyor olmam. Try belki destek olursa bir şeyler yaparız. Doğu çocuğu feda edelim. Ben de base atacağım. Gerek yok yani hiç bu takasa. Train'in de kaçması lazım. Adamlar burada kalabalıklaştılar ki Twitch'leri olmadan bu fight'ı alabilirler yani. Twitch olsaydı bu fight'ın halini düşünemiyorum. Neyse çarp eşyamı tamamladım. Şuradan üzerime bir tane daha pink ward alayım. 5-2-5 bir Twitch var. 3-1-2 Jax var. Yasuo 4-1-2 olmuş durumda. Bu adam farmda hala geride. Bariyerini kullandığını bile görmedim yani o çocuğun. Ya Kai'Sa'yla Tahm Kench ikilisinin Blitzcrank Twitch ikilisine kaybetmemesi lazım. Ki Blitzcrank yetenek gücü kasıyor. Yani yanındaki adamı koruyabilecek bir support da değil. Ama garip. Biz kaybediyoruz yani fight. Güzel Jax sattı. Hadi abi bir orta atak da çok güzel 3'te 3 aldık. Hemen burada kuleyi de çıkartalım. 5 siteye ulaştım. Benim için bu iyi bir haber ama şu an hani bundan faydalanabilecek miyiz? Önemli olan o sonuçta. Güzel, harika bir başlangıç yaptım ya. Bu da Yasuo'ya da yetişirsek o kadar güzel olur ki. Tryle ile birlikte Yasuo skorunu almamız çok çok tatlı olur. Gel abi buna. Sen de öldün dostum. Harika. İyi adamlar Allah'tan satmaya başladılar ve biz burada ekmek yemeye başladık. Train güçlenmiş olmasından faydalanıyoruz ve adamlar da fazla cesur davranıyorlar. Bu da bizim için iyi bir şey tabii ki. Burada Twitch'i işaretleyeceğim. Şu an ana rakibimiz Twitch diyebilirim. Yani en fazla güçlenmiş durumda olan o diyebilirim. Jax agresif bir ulti yaptığı için çok kırılgan kalıyor. Güzel bir orta attı bu arada. Hissetti mi ne yaptı bilmiyorum ama. Bak bak bak. Bu arada ben top kuleyi düşürdük zannediyordum. Daha yeni düşmüş top kule.
Bu arada Kindred'ın pasifini bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Size ilave menzil, ilave saldırı hızı, ilave hasar gibi farklı farklı özellikler katıyor. Ama en önemlisi bunlardan menzil diyebilirim. 2v1 kaybedecekler bu arada. İçimde öyle bir his var. Bak buradan Blitz geliyor. Ray çok mu zorladın? Bu arada bizim bot 2v1'i kaybetti. 1-7, 1-6. Oriyan'la da burada ölecek. Güzel bir Oriyan'mış hocam. Yani kaybeden koridorların olması oyunu o kadar kötü bir duruma sokuyor ki. Yani şu Twitch çok rahat bir şekilde ön safhada oynayabiliyor. Ya yanında koruyacak kimse yok. Twitch o kadar rahat keseriz ki. Ama işte gel gör ki botumuz hani 2v1'i kaybedebiliyor. Çok enteresan. Güzel. Allah'tan şifa bastı. Aa, şifa basmamış. Bana can nereden geldi? Bak burada adam ikinci kuleyi alacak. Bence o çocuğa yetişiriz ya. Geliyorum ben de. Güzel. Ejder pitine giremeyeceğim. Adamlar split yapmaya da başladılar. Jax'ın üzerinde. Hemen şu ejderi çıkartalım. Güzel. Bu arada Twitch güçlü bir rakip. Kesinlikle ona bulaşmayacağım. Kesinlikle. Şu an ultim de yok. Orianna'nın falan dikkat etmesi lazım. O adam çünkü oraya doğru yönelecektir eminim. Ha, yönelmedi hayret. Hemen base'imi atayım. Hatta base atmayalım. Birazcık daha altına ihtiyacımız var. Hatta 1300 gold yaparsam tek kılıcı almak istiyorum. Şu an pasifim haritanın neresine çıkacak acaba? Tamamdır. 1300 gold'umuzu yaptık. 7-2-5 durumdayım. Yani çok güzel de bir skor katkım var ama olay sadece skor katkısıyla bitmiyor. Try buradan kaçmalı. İnşallah kaçabilir. Çünkü alama çok fazla kişi geliyor ya. Orianna direkt bu kuleyi alırsa hoş olur. 82 farm var. Yani ben şu an Orianna'dan daha üstün durumdayım. Çok üzücü. Güzel. Orada çarpımla falan iyi hayatta kaldım da kesebilirdi yani çocuk beni. Hatta orada sanıyorum ki bu çocuk ağzını almasaydı kesmişti yani. Çok güzelsiniz abi. Bu da güzel. Tamamdır. Base atabiliriz. Kuleye ihtiyacımız var. Dediğim gibi adamlarda split yapabilecek hero'lar var. Yani Jax direkt split yapabilmek adına bir build falan yapıyor. Bu da tehlikeli bir durum yani. Şimdi olmasa da dediğim gibi sonrasında bize büyük problem yaratır. Bizim split konusunda hiçbir şeyimiz yok. Bir Trine'ımız var yani. Trine yaparsa yapabilir. O kadar.
Güzel. Şu an ebedi kılıcımın parası da çıktı. Orion da bunu alabilir. Şimdi bunun peşinden birazcık daha atak speed'e yatırım yapacağız. Ben bu noktada bombardıman alacağım. Bombardımanla birlikte menzilimi de arttıracağım. Hani Twitch kadar olmasa da fazlaca bir menzilimiz olacak. Şu an 6 stack az bu arada. Birazcık daha stack'e ihtiyacımız var. Yani bu dakikada daha fazla da stack yapmış olabilirdik. Yani şu skor katkısıyla daha fazla stack olabilirdi. Şu an bu arada ultim yok. Hani gelecek olan bir Vlad ultisine karşı da tetikteyim. Twitch bu arada ayrık düştü mesela. Kaç 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 kaç. Sen ölme. Yasuo'nun Q'suna biz kafa attık ya. Trine'ın ultisi var mı? Yok. Ignite'a düştü. Bu çocuk da düştü. Üzdü. Ya aslında Yasuo'yu beklememiz de hataydı. İki kişinin can barı azdı zaten. 9-4 olmuş. Kanos Samış'ını da almış. Hani kim o adama hasar vuracak merak ediyorum. Bak tam çok doğru bir build yapıyor. Nişancısını koruyacak bir build var. Eyvallah. Bu adamda Luden var. Ve bu adam maç kazanabiliyor yani. Ve Twitch'in üzerinde 8-5-13 gibi bir skor olabiliyor. Yani şu an Twitch'in rakip takımda en fazla ölen adam olması lazımdı. Orianna'dan süper bir bariyer geldi yine. Şu an aslında adamlar bize bedava skor verdiler de biz bunu bir şeye çeviremiyoruz işte. Koridorları ittikten sonra savaş yaptıkları için kırmızı güçlendirmeme ihtiyacım var. Bir de burada Twitch'in gelmesi de birazcık dengeleri bozdu aslına bakarsanız. Bu arada benim de mutlaka bir tarayıcı almam lazım. Ajderini eğer kendi hanemize yazdırmayı başarabilirsek sonrası hiç problem değil. Ciddi diyorum, sonrası hiç problem değil yani. Güzel, bana stack getirdi bu da. Var ya o kadar güzel bir ulti attım ki burada. Yani Tahm Kench burayı oynadı aslına bakarsanız. Ben değil de Tahm Kench burayı oynadı. Bu ultiyi atmayı başaramamış olsaydım muhtemelen kaybetmiştik ya. Çok güzel. Hemen Baron bence abi. Hemen Baron. Ya da kuleyi de alabiliriz. Kuleyi almak daha mantıklı gibi geldi aynı. Mitiki'yi zorlayamayacağız. Mitiki'yi aldıktan sonra daha doğrusu Mit 3'ü zorlayamayacağız. Yani inhibitor kulelerine yaklaşamayacağız da. Burada savaş arayabilirler ama biz burada kesinlikle savaş aramıyoruz çünkü ultim yok. Çık abi. Ultim olsa burada zorlarız savaşı ama gerek yok. Bak şuradan gelecekler. Şimdi bunun peşinden runağan alabilirsiniz, bombardıman alabilirsiniz. Ben bu noktada direkt bombardımanla başladım. Bombardıman daha güzel bir eşya.
Runağan'a göre şu aşamada. Ha, Runağan'ı da tamamlarız tabii ki. Ama bakalım, duruma bağlı. Birazcık Twitch'in iyileştirme etkisini ortadan kaldırmak istiyorum. Ona bağlı bir şeyler yapabilirim. Şu an pasifimizde baronu işaretledi. Aslında bak, şu an yapabiliriz. Bak bak bak. Gelin abi. Free Baron. Şu an ne kadar fazla hasar vurduğumuzu zaten görebilirsiniz. Çarpımı kullanmama gerek yoktu. Güzel. Sattı galiba bu çocuk. Tribe'ını keser. Mis. Tertemiz. İyi, Allah'tan adamlar satmaya başladılar. Bu noktada oyun birazcık daha bize doğru dönmeye başladı. Şu an aslında koruyucu melek almak birazcık daha mantıklı. Ama koruyucu melekle başlamak istemiyorum. Bir yandan Twitch'in çok iyileştirmesi var. Yasuo'nun çok iyileştirmesi var. Bu eşya daha iyi. Hemen şuradan da bir tarayıcı alalım. Twitch'i de harita üzerine görmüş olalım. Top'a doğru yöneleceğim. Burada Twitch'te 1v1 atabilirim bu arada. Çünkü ultim var. Menzilim fazla, 11 siteyim var yani. 11 siteyim bana kazandırdıklarını da zaten görebilirsiniz. Ki baron güçlendirmesini falan saymıyorum. Bir de Twitch'i işaretleyelim. Orada base atmış çocuk. Ultimi de son seviyeye getirdim artık. Bu noktada top 2 ve bot 2'yi almak en mantıklısı. Trine'ın bu kuleye yürümesi lazım. Tabii ben yanımdaki Orianna'ya güvenmiyorum ama. Adamlar bizi kapattılar. Bak, hepsi burada. Keşke orada bir savaş kazanabilseydi bizim çocuklar. Ama Tryon'a imkan bu. Tryon şu an devam edebilir. Çok güzel abi. Hayatta kalırım umarım. Güzel, ölmedim. Ah be. Çok mu fazla zorluyorum abi burada? Hani ne bileyim, Orianna'nın şu an bu adamı kesmesi lazım. Helalsin Orianna. Jax da burada inhibitor, ama Jax diyorum, Tryon da burada inhibitor oldu. Ward bir takas. Hadi bir de onu kes. Bir tane daha vursan ölecek zaten. Tertemiz. AD build'i hiçbir işe yaramadı çocuğum. Şu eşyayı da tamamlarsak zaten müthiş durumdayız. Full build olmuş olacağız. Üzerimizde 12 stack var. Süper ötesi. Hadi bir de Jax işaretleyelim. Tryon da zaten oyunu bitirecektir. Güzel oyun oldu. Arkadaşlar, hani Kindred Jungle'da bu şekildeydi. Uzun zamandır oynamıyormuşuz. Sizin de istemeniz bayağı güzel oldu. Özlemişim zaten karakteri. Hadi try. Bitiremedik. Bir fight daha dönecek demek ki. Orta koridordaki kuleyi de alırsak biter oyun. Keşke aslında burada direkt Nexus'a vursaydı. Riskli bir şey bu. Hani bir fight daha uzatmak. Şu an bir daha ejderha da bulut ejderi. Bizim üzerimizde de iki ejderha varmış. Bir tane ejderi kaptırdık. Hangi ejderdi? Galiba okyanus ejderi olması lazım o da. Twitch'i şu an keserim bence. Savaş arayacağını zannetmiyorum. Ultimden çekiniyor olabilir. Şu an bizim de bu ejderi almamız lazım. Tabi Blitz hooklarına da bir yandan dikkat etmek gerekiyor.
Şu an burada totemleri var. Yüksek ihtimalle bizi burada görüyorlardır. Şu an Jax'a dönmek daha mantıklıydı. Ah, kaçamadım ya. Bizim çocuk da arkada kesememiş. Şu da çok az bir canla kurtuldu. Neyse, Try yine yarmaya devam ediyor. Burada muhtemelen bu kuleyi de çıkartır. Adamlar base atarlarsa yetişirler tabii de. Devam abicim. Al burayı da. Hani herkesin birden buraya gelmesi adamların zararına. Yani şu an taptan bir inhibitor daha çıkacak. Try burada çok rahat bir fight yapabilir bence. Güzel flash'ına cevap verdi de yetmedi. İnhibitörü düşürseydi güzel olurdu. Hemen şuradan bir de hiddet karışımı alalım. Ha, Twitch ne alemde? Twitch artık oyundan düştü. Şu saatten sonra bir şey yapamıyor. Kaisa'nın güçlü olduğu dakikalar ama Kaisa da cevap veremiyor. Oyunu fazla uzatıyoruz. Artık bitirmemiz lazım. Geçen her dakika bizim zararımıza. Şu an bize dağ varmış. Kaç tane dağ var? Bir tane. Ayrı dolaşmamamız lazım. Takımca dolaşmamız gerekiyor. Adamların dediğim gibi hata yapmasını beklememiz lazım bir yandan. Güzel. Vlad'ın ultisi yok mesela. Bu bizim için bir savaş başlangıcı olabilir. Ama adamlar için de bir savaş başlangıcı olabilir. Çünkü benim de yeterince can barım yok. Bir arada kalırsam beni patates ederler. Gelin abi barona. Gelin bak burada baron var. Gel gel gel. Alalım o baronu. Adamlar bizden çekinecekler yani burada. Çarpım şu an 950 vuruyor. Daha çarpımı atmama bile gerek yok yani. Güzel, sen de vur. Hadi görüşürüz. Gayet rahat bir matchup oldu. Burada özellikle Vlad'a odaklandım ama Vlad'a odaklanmama da gerek yoktu. 15 stack yaptık. Geçenki Kindred videosunda da 15 stack yapmıştık. Yine 15 stack'le oyunu kapatıyoruz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kindred Jungle'da bu şekildeydi. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.